kazanım 4'teyiz. Aşağıda verilen denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz. Şimdi burada eşittir 0 değil de eşittir eksi 4 var. Bir sayı var. Öncelikle burayı toparlayacağım. Yani şurayı dağıtacağım önce. X çarpı x'ten şuraya yazayım. X kare geliyor zaten. Yine derin denklem. Eksi 2 x x çarpı eksi 2. Artı 3 x'ten artı x geldi. 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Eşittir eksi 4. Şimdi bu durumda eksi 4'ü de sol tarafa atarsam x kare artı x Eksi 2. Eksi 6 artı 4'ten. Eksi 2 eşittir 0 oldu. Burada şöyle mi yapacağım o zaman? Şurayı x'e x diye ayıracağım. Şurayı da artı 2'ye eksi 1 diye ayıracağım. Çünkü neden? Çarpımları eksi 2 toplamları x'in katsayısı olan 1'i veriyor. Ya da çaprağı çarpıp topluyorum. 2 x eksi x'ten x'i veriyor. Burayı düz birleştiriyor o zaman. Yani benim denklemim x artı 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0 oldu düzenleyince. x artı 2 sıfırsa x eşittir eksi 2 x eksi 1 sıfırsa x eşittir 1. O halde benim çözüm kümem ne oldu? Eksi 2'ye 1 oldu. Geçtim diğer soruya. Burayı da düzenleyeceğim. Şunu çarpıyorum x kare. Şurayı çarptım. Eksi 2 x. Önce eksi dağıttım. Şimdi eksi 14 var burada. Şuradaki 1'i de sola atarsam eksi 1 diye. Eksi 15 oldu. x kare eksi 2 x eksi 15 eşittir 0. Şimdi çarpanları ayırıyorum buraya bak. x'e x. De x. Burayı öyle bir ayıracağım ki çarpımları bana eksi 15 toplam çarpımları eksi 15 toplamları eksi 2 olacak. O zaman eksi 5'e artı 3 diye Zaten 5 kere 3 15. Eksi 5 ile artı 3'ü çarptım. Eksi 15 topladım. Eksi 2. Yani bunları düz birleştireceğim o zaman. Yani benim denklemim ne oldu? X eksi 5 çarpı x artı 3 eşittir 0 oldu. Şimdi x eksi 5 sıfırsa x nedir? 5'tir. X artı 3 sıfırsa x eksi 3'tür. O zaman benim çözüm kümem ne oldu? Eksi 3'e 5 oldu. Gayet de güzel oldu. Diğer kök buluyoruz hep her seferinde. Şimdi buradaki ifadeye bakalım. Burada öncelikle payda eşit diyeceğim. Yani her tarafı x ile çarptığımı düşün. Payda eşit demek demek her tarafı x ile çarpmak demek. Yani şurayı da x ile şurayı da x ile karşıyı da x ile. İki, e, x çarpı 2x 2x kare. Eksi 1 bölü x ile x'i çarptım. Eksi 1 x çarpı 1 artı x eşittir 0. Yani aslında benim denklemim şöyle ortaya yazayım ben bunu. 2x kare x'i ortaya alayım. Artı x eksi 1 eşittir 0. Şimdi bunu çarpanlara ayıracağım. 2x kareyi 2x x diye ayıracağım. Şimdi çapra çarp topladığımız zaman x yapması lazım. O zaman buraya artı 1'i veririm. Buraya eksi 1'i veririm ki 2x çarpı 1 2x x çarpı eksi 1 eksi x bana eksi verdi. O zaman ne yapacağım? Düz birleştireceğim. Yani benim denklemim aslında 2x eksi 1 çarpı x artı 1 eşittir 0. Buradan 2 x eksi 1 sıfırsa x 1 bölü 2 x artı 1 sıfırsa x eksi 1. Çözüm kümem ne oldu benim o zaman? Eksi 1'e 1 bölü 2. Eksi 1'e 1 bölü 2 oldu. Tabi aslında burada şunu yaptım ben. Şuradaki ifade için konuşuyorum. Aslında burada ben payda eşitleyerek de gidebilirim. Yani şurayı x ile çarpacağım. İşte şurası bir şuraya da x ile de çarpacağım. Denklemim yine ne oluyor? 2x kare artı x eksi 1 bölü x eşittir 0 zaten x burada sıfır olamayacağı için x farklı sıfır demem lazım. Bunun sıfır olması için direkt biz yukarıyı sıfır eşitledik. Aslında her tarafı x ile çarpmam bu anlama geliyor. x 0 gelseydi bir kere x'i sıfır alamazdım. Zaten paydayı sıfır yaptığı için. Ama burada ikisi de sıfırdan farklı geldiği için hiçbir sıkıntı yok. Geçiyorum diğerine. Evet. Burada böyle bir denklem verilmiş. Tamam. Şimdi burada yine payda eşitleyebilirim. Ya da işte 9'u karşıya atıp ister dışlar yapabilirim. Öyle de gidebilirim. Payda da eşitleyebilirim. Hiç fark etmez. Bunu karşıya atıyorum. Ya da e, şu, ne yapacağımı şaşırdım. Dur. x kare artı 3x bölü 1 eksi x eşittir eksi 9. Çünkü zaten e, x 1 olamayacak. Onu görebiliyorum zaten buradan paydayı sıfır yaptı için. Ben direkt burada içler dışlar yapıyorum. x eksi 1, 1 eksi 0 farklıymış gibi. İçler dışlar yaptım. x kare artı 3 eşittir. Eksi 9 artı 9 x oldu. Yani 1 çarpı x 9 x 9 yapar. Eksi 2 çarp eksi 9 artı 9 x. Hepsini bu tarafa topluyorum. Sola. X kare 3 eksi 9'dan eksi 6 x. Eksi 9 da artı 9 diye geldi. Eşittir. 0. E zaten bu x eksi 3'ün karesi ya da x e x buraya eksi 3 eksi 3 diye ayırdığımızdan çarpımlar 9 toplamları eksi 6. Ya da direkt tam kare açılımından ben bunu biliyorum. x eksi 3'ün karesi eşittir 0. Karesi 0 ise x eksi 3'ün kendisi 0 olmalı. Yani x 3 olmalı. O zaman benim çözüm kümem tek elemanlı oldu sadece 3 oldu ve bu kazanım da bitti. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.